Lifestyle programından hepinize merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, bugün bana röportajımızda diş hekimimiz Ufuk Ok eşlik edecek. Kendisiyle ortodontik tedavileri konuşacağız. Hocam ilk olarak hoş geldiniz. Dilerseniz sizleri tanıyarak başlayalım. Ardından da ortodontik tedaviyi hızlandırmak mümkün mü? Eğer mümkünse neler yapılabilir bu süreçte sizlerden dinleyelim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Öncelikle ben 84 İzmir doğumluyum. Lisans eğitimimi Süleyman Demirel'de tamamladıktan sonra doktor eğitimi Bezmaniye Vakıf Üniversitesi'nde tamamladım. Şimdi hem kliniğimde hizmet veriyorum hem de bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olarak devam etmekteyim. Öncelikle ortodontik tedavi birazcık emek gerektiren bir tedavi. Yani diğer diş tedavileri gibi yarım saatlik, bir saatlik işlemler değil de braketleme işlemi yapıldıktan sonra ortalama 1,5-2 yıl kadar süren tedaviler. Bunun için en önemli şey emek ve hastanın kendine mümkün mertebe dikkat etmesi. Bazı yasaklar oluyor. Eğer o yasaklara dikkat ederse hastamız braketleri kırılmamış oluyor ve tedavisi hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunlar hastaya bağlı şeyler. Diğer yandan da hekime bağlı olan faktör var. Hekime bağlı olan faktör de kullanılan malzemenin kalitesi ve hastaya ayrılan önem. Ne kadar çok şey düzeltirseniz bir ilk seanslarda o kadar uzun kısa süreli bir tedavi elde etmiş oluyorsunuz. O kadar çabuk sonuç alıyorsunuz. O yüzden yalnızca doktorda iş bitmiyor ve kullanılan malzemede iş bitmiyor. Aynı zamanda hastanın da kendi braketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Peki bu kontrol süreci nasıl oluyor hocam? Rutin kontroller nasıl oluyor? Şimdi öncelikle başlangıçta hastamızın fotoğraflarını alıyoruz. Ağız dışı ve ağız içi fotoğraflarını alıyoruz. Bunlar bizim için önemli çünkü uzun soluklu tedavi ve başlangıç genelde unutuluyor. Sonrasında hem devam etmeyi görmek açısından hem de tedavi sonu karşılaştırma açısından bu kayıtlar bizim için oldukça önemli. Sonrasında braketleme işleminden sonra rutin ayda bir veya 5 haftada veya 6 haftada bir normal rutin kontrollerimize devam ediyoruz. Peki hocam, aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Ufuk Ok hocamızla ortodontik tedaviyi hızlandırmak mümkün mü? Bu süreç nasıl oluyor? Kendisinden dinledik. Hocam dilerseniz haftaya da ortodontik tedavideki yaşın önemini konuşalım sizlerle. Sevgili izleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.